Diğer bir önemli konu ise portföy oluşturma yöntemi. Bu konu birçok uzman tarafından sıklıkla ele alınan bir konu. Bazı uzmanlar yatırım yapılan enstrümanlarla ilgili yatırım yapılacak orana ilişkin belirli standart oranlar verseler de bana göre bu doğru bir yaklaşım değil. Çünkü portföy yatırım yapan kişiye ve yatırım yapılan döneme göre çeşitli şekillerde oluşturulabilir. İçindeki yatırım araçlarının payı döneme ve kişinin risk algısına göre değişiklik gösterir. Portföyünüz içinde hangi yatırım aracına hangi oranda pay vereceğiniz konusu tamamen sizin risk algınız, beklentileriniz, bilginiz, eğilimleriniz ve hatta psikolojinize göre değişir. Bununla birlikte dönemsel olarak da portföy içindeki varlıkların ağırlıkları değiştirilebilir. Örnek verecek olursak, enflasyonun yüksek, faiz getirilerinin ise negatif, yani enflasyonun altında olduğu dönemler, altın yatırımı ya da hisse senedi piyasasında varlık fiyatları çok yüksek değilse, hisse senedi yatırımı için uygun olabilir. Piyasada döviz ihtiyacının arttığı, mesela dış borç ödemelerinin yoğun olduğu dönemlerde, piyasanın dövize ihtiyacı olacağı için döviz kurlarında yukarı yönlü hareketler beklemek olasıdır. Bu örneklerde de olduğu gibi dönemsel olarak portföylerdeki yatırım araçlarının payını değiştirmek gerekebilir. Özetle portföy oluşturmak ve portföy yönetmek dinamik ve kişiye özel bir iştir.